Nasıl bir şey yaptın burada? Burada yapılmaya çalışan ne buradaki beslenme programında? Bir, mı? Merak yöresel ettim. olduğu için ve Anadolu mutfağından olduğu için kendi yiyeceklerimizle. İki, ekonomik ama üçüncüsü protein, karbonhidrat, yağ dengesi ve öğün miktarı yeterli olduğu için zayıflamama şansımızın olmadığı özel bir diyet diyebiliriz. Herkes uygulayabilir mi? Biraz ondan da bahsedelim. Ne demiştik? 18 Tekrar. yaşının altındakiler, hamileler... Emziren anneler ve kronik hastalıklarının dışındakiler herkes rahatlıkla uygulayabilir unutmayın. Çok güzel. Bu diyet için teşekkür ediyoruz. Hemen dilersen şu tiroid hastalarının tüketmesi ha, gereken güzel. demir ve selanyum minerallerinden zengin besinlere şöyle bir göz atalım istiyorum. İlk sırada hemen hindi eti var. Şöyle yapalım. Tiroid hastalarının beslenmesindeki en önemli kurallardan bir tanesi özellikle Hashimoto tip tiroidiler, Graves hastalığı hastaları demir ve selenyumdan zengin beslenmeleri gerekiyor. Hindi eti, yağsız dana eti, mercimek, mantar, mantar. susam, ceviz, ayçiçekirdeği ve tam tahıllar. Şurada da gösterebiliriz. Burada tam tahılların çeşitleri çeşitleri evet, var gördüğünüz gibi. Kepekli pirinç, e, buğday türlerini görüyorsunuz. Ayrıca kuru baklagillerden de börülce, nohut, kuru barbunya, siyah pirinç de e, tahıllardan bol e, selenyum ve e, çinko içeriyorlar. O yüzden Hı -hı. Mesela mantar, mantarı bolca tüketsinler özellikle tiroid hastaları hı hı. sağlıkları için çok yararlı diyebiliriz. Bir de e, bu tuz meselesi var değil mi tiroid hastalarında? Tiroid hastalarında iyotlu tuz, bir iyotsuz tuz mu sürekli karıştırılır. Evet. Hashimoto tip, tüm tiroid hastaları muhakkak ve hipertiroid hastaları iyotsuz tuz. tuz tüketmeli çünkü iyot toksik etki yaratıyor. Sadece hipotiroidisi olanlar iyotlu tuz tüketmeliler. Ayrıca iyottan zengin beslenmeliler. Mesela iyot balıkta çok vardır. Sütte, hindi etinde ve biraz da yumurtada vardır. O yüzden tiroid hastaları bu besinleri daha öncelikle tüketirlerse hormona ihtiyaçları azalır. Bir de ayrıca önemli olan Hashimoto tip tüm tiroidlerde glutene karşı bir antijenin getirdiği bir toksik etkiden bahsediliyor. Bunlar vaka çalışmaları. E Hashimoto tip tiroidi olanlar yani antikorları yüksek olan tiroiddekiler kişiler gluteni diyetlerinden çıkarttıklarında antikorlarının düzeldiği, tiroid sentezinin arttığı gözlenmiş. Fakat bunlar belirli tipte olanlarda olabilir. Hmm. O yüzden ben genelde bütün bize gelen Hashimoto tip tiroid hastalarında gluteni kesiyorum. <laughs>